Selamlamadan önce emekçi basın arkadaşlarıma da saygılarımı iletiyor. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Tabii gün çok farklı bir gün. Birlik, beraberlik, dayanışma ruhu içinde Afyon'umuzun 81 mahallesinde yaşayan herkese içtenlikle sesleniyorum. En kalbi duygularımla sesleniyorum. Gelin beraber yönetelim. Birlikte yapacak çok işimiz var. Hiç kimse kendisini dışarıda görmesin. Gelin, biz her zaman kullandık, biz kelimesi kavramında hep beraber olalım. Hep beraber olalım arkadaşlar. Ben ve yol arkadaşlarım geçtiğimiz 6 ay içerisinde şehrimiz için heyecanla, inançla ve kararlılıkla yaptığımız çalışmalar neticesinde dünyanın en az 12 ülkesini dolaşarak dünyadaki bu 12 ülkenin yerel yönetimleriyle ilgili neler yaptıklarını, Afyon Karahisar'a neler verebileceğimizi hep beraber dolaştık. Değerli arkadaşlarımla beraber huzurlarınızda, kendilerine de teşekkür ediyorum, danışman arkadaşlarıma. Ortaya Afyon Karahisar'ı sürecek. Afyon Karahisar'ı refah seviyesini yeni bir yüzle, yeni bir vizyonla harekete getirecek projeler hazırladık. Yani çok iyi hesapladık. Sadece uygulamak kaldı. Çok önemli bir geçiş noktası konumunda bulunan ilimizin turizm merkezine dönüştürülememesi tamamen mevcut yerel yönetimin vizyonsuzluğundan kaynaklanmaktadır. 30 Mart 2014'e kadar yapılacak tek şey var. Hep beraber el ele gönül gönüle çalışma. Daha sonrasında ise daha çok çalışmak değerli dostlar. Ziyaret ettiğim hemşehrilerimin evlerinde gördüğüm yokluk ve yoksulluk, hiç de böyle AKP'nin açıkladığı işsizlik rakamlarına benzemiyor. Hani diyorlar ya, yılın ilk çeyreğinde işsizlik şu kadar oldu, İkinci çeyreğinde işsizlik bu kadar oldu. O çeyreklerimizi yırtıp tek tek çöpe atıyorum. Herhalde işsizliği, muhtaçlığı, alın terinin karşılığını alınmadığını görüyorum ve bunları biliyorum. Ben yaşadım. Yerel kalkınma projelerimizde her eve daha fazla gelir sağlayarak ve gelir adaletini oluşturmak bizim görevimiz. Afyon halkı artık kendisini zengin edecek, kendisini. Değerli arkadaşlarım, insanlar işsiz, gelecekten umutsuz. Çalışanlar da açlık sınırının altında askeri ücretle yaşam mücadelesi veriyor. Benim askeri ücretle çalışıp yaşam mücadelesi veren hemşehrilerim, zenginleştirilen sermayedarların gölgesinde maalesef kaybolup gidiyor. Görmezden geliyor. Biz sizin yükselen sesiniz olacağız. Demokrat Parti Hasan Karacak yükselen sesiniz olacak. Şehrimizde yaşayan, kepenklerini Bismillah diyerek açan, alın terlerini bu şehrin kaldırımlarına akıtan tüm esnaflarımıza, emeğiyle geçiren tüm insanlarımıza sesleniyorum. Size ne söylerlerse söylesinler. İktidar gücü olmadan
olmaz desinler. Ne derlerse desinler. Sakın korkmayın. Sakın korkmayın. Demokrat Parti gelince sesiniz yükselir. Demokrat Parti gelince var olan ekmeğiniz büyür. Demokrat Parti gelince artık başkalarını zengin etmeyeceksiniz. Gelir seviyenizi yükseltecek yerel projelerimiz hazır. Biz hazırız. Biraz önce söyledim ya, çok iyi hesapladık. Sadece uygulamak kaldı. Size söz veriyorum. Üzerinizdeki korku imparatorluğunu, yasaklar hükümetini yıkacağız. İlçe başkanların partimize gönül vermiş, bu büyük davanın hizmetkarı olmuş, siz değerli dava arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, kıymetli genç kardeşlerim, çok değerli basın mensupları ve televizyonları başında bizleri izleyen değerli hemşehrilerim, değerli Afyon Karahisarlılar, öncelikle hepinizi en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz diyorum.